ZOMBİ Apokalyaps. Düne göre fazlasıyla soğuk olan İzmir'den herkese selam dostlarım. Dün bir video çekmeye kalkmıştık. Yani daha onu izlemediniz. Siz bu akşam yayınlanacak. Onu çok şükür yetiştirdim. Bu akşam saat 8'de, yani bugün ne günlerden? Cuma. Akşam saat 8'de yayınlanacak. En azından bunu da yağmur yokken ve işim gücüm de yokken yarım kalan videomu çekeyim dedim, içine benzin koymadan aletin. Aha. Benzin bitiyor. Şöyle 1 litre benzinimizi motora döküyoruz. Tam kitabına göre yapmaya çalışıyorum. Yani bu videoda bu aletin ortalama şehir içinde 1 litre yakıtla kaç kilometre yol aldığını hep birlikte göreceğiz. Tamam. Alet kendine geldi. Bunda 1 litre benzin kalmıştı aşağı yukarı. Şu ışık yine yanıp sönüyordu. Hatta şurada bir kilometre sıfırlayayım. Bu çubuk yine yanıp sönüyordu. Yanıp sönerken içinden yarım litreden biraz daha fazla benzin aldım. Ve şehir içi yine dün gördüğünüz gibi videoyu bununla çekmiş oldum. 24.1 kilometrede benzin bitti. Yani bu alet ortalama tam depoyla yüksek ihtimalle yani 180-185 kilometre gibi bir menzili gidecektir diye düşünüyorum. Şuradan sıfırlayalım tekrardan. Sıfırladık. Yine öküz gibi telefonumuz çalıyor. Evet. Başladık 1 litre testine. Kaç kilometre gider sizce? Ben 50 gider diye düşünüyorum. Ama tabii nasip. İnşallah yine bir yağmur, çamur bir şey olmazsa şu videonun devamını getireceğiz. Özellikle şehir içi yapıyorum. Yani bu motosikletleri şehir içi kullanan arkadaşlarımız tam olarak kaç kilometre gittiğini görsünler. 50 cc'nin güzelliği. Yağmur yağdığı zamanlarda çoğu zaman motosiklete binemiyoruz. Haliyle işimi arabayla görmek durumunda kalıyorum. Ya buna alıştıktan sonra abi öyle bir eziyet geliyor ki arabaya binmek. Anlatamam. Dayı üstüme geliyorsun ya. Bak abi şuradan karşıya geçmek var ya arabayla, size samimi söylüyorum 15 dakika. Dün Gürçeşme'den gittim. Bugün de bir değişiklik olsun. Şuradan NATO'nun oraya sallanalım. Bu vesileyle evden çıkmayan arkadaşlarımıza da şöyle bir küçük gezinti yaptırıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Nereye gidelim buradan? Şuradan devam edelim. 3 yol tarafına çıkalım. Çok daha güzel olur o zaman. Değil mi? Evet. Evet diyenleri duyar gibiyim. Bu taraftan Yeşildere'ye çıkacağız. Ne olacak ki? Anam, sinyalimiz açık kalmış. Şuradan döneceğiz. Gel ez beni a**. Ez beni. Ez beni. Sen de ez gel. İnşallah mikrofon patlamıyordur. Rüzgarlı bölümlerde konuşmamaya özen gösteriyorum ama umarım patlamıyordur yani. Baksana rüzgar salmıyor bizi, gidelim. Oğlum yürüsene sen, neden yürümüyorsun ya? Aa. Ama ortalık neden bu kadar kalabalık? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Şimdiden 7.9 kilometre olmuş. 8 oldu. Yani ben 50 kilometre gider diye düşünüyorum ama 50 kilometre de nereye gideceğiz diye. İnşallah yağmur yağmaz. Size de şöyle randımanlı, amacına uygun bir video çekmiş olurum. Bir de dostlar, böyle bir durum var. Yani ondan müzdaribim. Bugüne kadar tam çok profesyonel olmamakla birlikte 13 tane videom var YouTube'da. Şu an belki 14. yüklemiş olabilirim. Tam sayısını net hatırlamıyorum. İçinde profesyonel olanlar var, yarı profesyonel olanlar var. En azından anlatmaya çalıştığımızı anlatabildiğimiz videolar var. Şöyle söyleyeceğim. Çok teşekkürler. Saat sınırını aştık. Ama abone sınırına takılıyoruz. Sizden ricam, hani videoyu, içeriği izleyip de beğenmeyenler ayrı zaten. Beğenmeyenler, hani kardeşim bir şey yapmasına gerek yok. Hani izlemişler, sağ olsunlar. Bir kere izleyip sonrasında devamını tekrar getirip "a bu adam ne yüklemiş, tekrar bir bakalım" diyen arkadaşlarımız, hani bir beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Ya da işte bir abone olmadan geçmeyin. Yani videodan bir şeyler alanlar özellikle. Hani hiç hoşuna gitmeyen arkadaşlara tabii dediğim bir şey yok, yine söylüyorum. Sadece videom, içeriklerimden izleyip de işte hoşuna giden, "aa adam yapıyor, yapmaya çalışıyor en azından" böyle diyen arkadaşlar bir abone olur, beğenirlerse çok sevinirim. İzlenmelerimiz, süremiz fazlasıyla yürüdü gitti ama bakıyorum ki abonemiz aynı yerde sayılı. Tamam, çok şükür yine bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Hiç sıfırdan yani, ama yine dediğim gibi biraz daha bu konuya özen gösterirseniz, en azından bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Ama o da size hakikaten ceza yok ha. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunların plakalarını hep kamera çekiyor. Bunları emniyetten oradan buradan izlerlerse ne oluyor? Ha, şurada da Mabesa vardı bak. O da öteki kamera. Şuradaki önünü görecek. Öteki kamera da arkasını görüyor. Neyse, gereksiz bir sohbet oldu. Evet, şuradan devam edelim. Arkadaşlar bir de sürekli ana caddeden devam ettiğim için gazı sonuna kadar açıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Tabii bir de yine söylüyorum, bütün videolarda söylediğim gibi bu motor 120 kilo taşıyor. Kendi de aşağı yukarı o kadar olsa. Bak, gaz açtı mı gene, bak gitmeyeceğim demiyor. Bak, bence gidiyor yani. Ben keyif aldım. İlk başlarda hiç keyif almıyordum. Allegro vardı bende. O 50 bloklu olmasına rağmen çok tatlı bir gideri vardı o motosikletin. Bir de arkadaşlar, her çektiğim videoda o kadar yazmama rağmen sürekli bu siperliği soruyorsunuz. Bu siperlik abi S&M Fidel 2'nin siperliğidir. Kalyoncu motosikletten sipariş etmiştim ben bunu. Altında nasıl takıldığını da soranlar oluyor. Bu karenajın altında delikler var. Yani kısmi açılmış delikler var. Onları güzelce kırıyorsun. Bu fren kütüklerinin, şunların altında bir somun kısmı var. O somunları buluyorsun. Karşılığı o kırdığın yerler oralar. Oradan aşağı kendi vidaları geliyor zaten, içinde saplamalar. Saplamaları abi karşılıklı şöyle, hani şu şekilde, bak kafa karenajına da değmiyor. Saplamaları alttan fren kütüklerine taktığın zaman abi cam artık kullanıma hazır hale geliyor. Şuralardan da böyle geçmeyi hiç sevmiyorum. Lastikler dertli. Hep onların üstüne düşebilirim gibi geliyor. Dayı sen yanlış yapıyorsun ya, niye öyle yaptın? Evet, bir olumsuzluk daha gördüm. Böyle rüzgarda sürekli sağa sola atmaya çalışıyor. Allah'tan burası biraz daha iyileşti ha. Abi rüzgar bir vuruyor. Anında böyle sağa sola düşmeye çalışıyorsun. Çok kötü. Tamı değiştirdim ya, huzur geldi yemin ederim. Ben daha önce motosikletle böyle bir rüzgara maruz kalmamıştım. İşte böyle bir rüzgara maruz kalmadığımız için motorun rüzgardaki performansını bilmiyorduk. Rüzgar koyuyor yan taraftan, saçmalıyorsun, karşıdan vuruyor, gidemiyor, onu bırak artık, hani gitmiyor, onu geçtim. Şimdi kamera böyle Kasktan ileride duruyor. Vurdukça şöyle yapıyor seni. Kafamı çeviriyor. Aşırı yoruldum. Sahil boyundan buraya geldiğim zaman da yorulduğum kısmı şu motosikletle 100 km yapsam belki o kadar yorulmazdım. Bizim oraya geldik. Ortalık çiçek açtı ya resmen. Nereden nerelere geldik. Halen daha 38.8 kilometre. Ama diyorum ya 50 kilometre gibi biz yol gideriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz iş cıvıtmaya başladı. Yani bir an önce şu bitsin, yağmur başlayacak gibi geliyor. Bir an önce yakıt bitsin diye gaz gidiyorum yani böyle hani ani hızlanmaları sonuna kadar açıyorum. Beygirleri serbest bırakıyorum. Beygirler çok sıkıntılı bak. Benzin bitti. Aha. Hadi. Neyse çok gitmenin lüzumu yok. Aha istop etti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan Eskişehirlik yokuşuna da çıkacaktım aslında. Hani yokuş da olsun isteyenler için. Evet abi 1 litre benzinle 43,5 kilometre yol yaptı. Şehir içi Bol Karşı'dan rüzgar yemeli. Üstünde 120 kilo. Canı alına bu kilometreye gidiyor. Düzgün yolda sürersin. Düzlükte gidersin. Rüzgarsız bir günde gidersin. 80 kilosundur ortalama ya da 70 kilosundur ortalama. Buradaki gördüğün değer ne olur? İşte 50 olur. 52 olur. 55 olur yani en fazla, anladın mı? O kadar olur. Daha fazlası olmaz. Dediğim gibi bu 1 litre yakıtla 43,5 kilometre şehir içi bol gazlamalı, bence güzel. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Bu tip videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.